Fransa'da bir haftadır devam eden protestoları NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe ile konuşacağız. Hoş geldiniz Merhaba. Ahmet Yeşiltepe. Şimdi baktığımızda evet son bir haftadır Fransa karışık ama çok yabancı değil yaşanan olaylar. Baktığımızda banliyö isyanları, sarı yelekler hareketi yakın tarihte pek çok büyük çaplı protesto gösterisine sahne olmuştu Fransa. Fransa'da ters giden nedir? Bu kadar büyük bir toplumsal öfkenin nedeni ne? Çok fazla boyutu var tabii. Toplumsal yani sosyolojik bir çözümleme yapılabilir. Ekonomik ve siyasi tabii. Ama bir göçmen toplumundan söz ediyoruz. Daha doğrusu göçmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerden, banliyölerden söz ediyoruz. Keza Fransız medyası da o yüzden banliyö isyanları adını veriyor bu harekete. 2015 yılında en son yaklaşık 20 gün kadar süren benzer çapta ve nitelikte yine göçmenlerin bir olay vesilesi ile başlattığı yağmalamaya kadar varan geniş toplumsal olaylar silsilesinden yola çıkarak bugüne baktığımızda bugün de hani 2015'te yaşananlardan farklı bir şey görmüyoruz. Yine örgütsüz, yine böyle bir kıvılcımla, yine işte bir olayla 17 yaşında bir gencin polis denetimi sırasında öldürülmesiyle başlayan ve önü alınamayan arka arkaya 5 gece özellikle yoğun bir şekilde banliyölerde kent merkezine de sarkan, hatta ve hatta işin ilginç tarafı sadece Paris değil, göçmenlerin yoğun olduğu yine şehrin yani etrafını çevreleyen o periferide, yani yaklaşık 5-6 kilometreden itibaren kent merkezinin, tarihi kent merkezinin dışına doğru yayılan banliyölerde ortaya çıkan olaylar. Marsilya çok önemli göçmen topluluklarının yaşadığı bir kent. Nice, Lyon. İşin daha da ilginç tarafı Belçika, yine göçmenlerin yoğun olduğu, Fransa değil ve tabii Fransa'nın deniz aşırı topraklarında, Guyana'da örneğin, Surinam'da ve farklı ada, Pasifik adalarındaki ilginç bölgelerde, ilginç adalarda ortaya çıkan aslında sosyolojik bir hareket gibi görünüyor, bir fenomen. Ama tabii çok önemli bölümü bu protesto olarak katılan insanların göçmen çocukları olması, birinci kuşak olmasa ikinci ya da üçüncü kuşak. Doğru. Ve daha çok banliyölerde, yani Fransa toplumunun en fakir, en yoksul kesiminin yaşadığı yerlerde ortaya çıkan. O banliyöleri de konuşalım. Çünkü ben de 2005 yılında orada çıkan banliyö olaylarını takip etmek için gitmiştim muhabir olarak. Gerçekten apayrı bir dünya var orada. Onu ilerleyen dakikalarda konuşalım. Evet. Ama siz de şimdi hatırlattınız 2005, en son 2015. Evet. Yani sürekli belli zaman aralıklarıyla ufak bir olayın ardından büyüyen bir ateş. Sonra yavaş yavaş sönümleniyor. Ama ortadan belli ki o sorun kalkmadığı için zaman zaman tekrarlıyor. Nedir o sorun? Neden önüne geçilemiyor Fransa'da? Öncelikli olarak köklü bir değişime ihtiyaç var. Şu, ekonomi. Bu banliyölerde yaşayan insanların çok önemli bir bölümü. Fransa geneline bakıldığında yoksulluk sınırının altında yaşayan toplam nüfusun %14'ünden söz ediliyor. Doğru. Fakat banliyölerde %40'a yakın bir bölüm yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İşsizlik %50'lere yakın. Ve daha da kötüsü, yani Fransa genelinin iki katı yoksulluk ve işsizlik diyoruz. Ve suç oranının çok yüksek olduğu bölgeler, uyuşturucu başta olmak üzere, işte bir takım işte fuhuş, ticaret, insan ticareti, çok farklı suç kategorilerinde bir takım olayların yaşandığı yerler. Medeniyetin beşiği diyoruz ama orada bambaşka bir yaşam var. Evet. Fiziki şartlar, koşullar, yani o ben gittiğimde mesela o banliyölerde o devasa binalar beni çok etkilemişti. Yani kocaman bir mahalleyi tek bir binaya sığdırmışlar. Binlerce kişi yaşıyor. Yan yana küçük küçük daireler. Bunlar aslında batıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük kentler de gördüğümüz ama tabii Fransa toplumunda yani artık yerleşik bir project olarak da adlandırılan, yani bir tür proje evleri, yapıları. Bauhaus Almanca'dan gelen, işlevi önemli. Yani çok sayıda insanı bir arada tutan, en azından barınma ihtiyacını karşılayan ama sosyal, kültürel ihtiyaçlara çok da cevap vermeyen. Doğru. Bir anlamda çiğ beton yığınlarının içerisine hapsedilmiş insanlar. Bu insanların tek işleri hani komüt etmek, yani oradan metroya binip, trenlere binip, kent merkezine gelip orada yaşayan elitlere
hizmet etmek. Ediyor. Yani hizmet sektöründe özellikle en aşağı tabakada hani iş olarak görülen iş kollarında çalışmak. Hı hı. Sonra da akşamleyin dönmek. Yani bir bakıma... Tabii şanslı olanları, iş bulanları onlar. Ha, bir de şanslı olanları diyoruz. Bütün bunların dışında bu aslında banliyö sisteminin ortaya çıkması 1945 ile 1975 arasında oluyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hı hı. Fransa toplumu sömürgecilikle yayıldığı, sömürdüğü, son derece etkileşim halinde olduğu bölgelerden çekilmek zorunda kaldığında kendisiyle işbirliği yapmış olan o bölgelerdeki yerel halkı da alıyor. Indochin yani Hindu-Çin olarak bildiğimiz Vietnam başta olmak üzere Asyalıları önce alıyor. Cezayir Savaşı 1952'de başladığını düşünelim. 1954-1962'ye kadar olan Fransa en az başlangıçta 16 bindi ilk önce doğru. Kabul etti. Sonra yıllar içerisinde 10 binler, 20 binler, 30 binler, 100 binlere kadar çıktı. Cezayir, Tunus, Fas, özellikle Fas. Bu bölgelerden gelen Kuzey Mağrip dediğimiz Kuzey Afrika ve Asya'dan gelen mültecilerin, göçmenlerin, sığınmacıların yaşadığı alanlar. Buralarda insanlar çiğ beton yığınların arasında sadece hizmet sektöründe işte belirli işleri yapan toplumun en yoksul ve hiç elinin uzatılmadığı sosyal devlet, hep Fransa'dan sosyal devlet olarak söz ediliyoruz ama 1990'lı yıllardan itibaren neoliberalizm politikalarıyla beraber sosyal devlet de erimeye başladı Fransa'da. O bölgelerde kamusal bir takım ayrımcılık, pozitif ayrımcılık yapan kamu kurumları vardı, dernekler vardı. Bu insanların dertlerine, sorunlarıyla bunların hepsi kapatıldı. Kamu işletmeleri, çalışanları da bunlara ayrımcılık yapılıyordu. Artık alınmamaya başladı. İşsiz kaldılar. Devletin sosyal devlet olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmemesi nedeniyle iyice toplumdan dışlandılar ve bu gettolarda kelimenin tam anlamıyla hani işte Almanların Varşova'da yaptığı gibi bir anlamda o binaların içerisinde hapsoldular. Ve bu insanların tabii ki belli beklentileri var. Temel ihtiyaçlar. Hı hı. Temel ihtiyaçlar, sosyolojik tabii ihtiyaçlar, ekonomik. Doğru. Siyasi görüşleri, bakışları da var. Bütün bunlara cevap vermeyen bir Fransa ve giderek eli daha da kolay hale gelen bir Fransız polisi. Hı hı. Dur ihtiyarına uymayan ve çok rahatlıkla çekip vurabildiği işte bir göçmen. Doğru. Bütün bunlar bir araya gelince patladı. Şimdi dilersen istersen bakalım nasıl geliyor daha fazla uzatmadan Fransızlar nasıl bakıyor? Yani Fransa medyası Fransa'daki yaşanan olaylara nasıl bakmış biz de bakalım. Burada seçtiğiniz basın yayın kuruluşları da aslında Fransa'da farklı siyasi yelpazede yerleşmiş yerler. Ben bir fragmentasyon yapayım dedim. Buyurun. Özellikle Le Monde'la başlayayım dedim. Le Monde aslında hani De Gaullizm ya da Gaullizm, yani De Gaulle'le başlayan sistemin aslında en önemli marka isimlerinden birisi. Le Monde gazetesi sağ, düzeltiyorum, solun, merkez solun. Le Figaro ile karıştırdım, düzeltiyorum. Doğru. Le Figaro'yu biraz sonra söyleyeceğim. Le Monde sol siyasetin, liberal siyasetin en önemli marka gazetesi diyebiliriz, referans gazetesi. Onlar editoryal bir yazı yayınladılar. Öfke ve korku karşısında gerçek yanıtlara duyulan ihtiyaç. Bir sol bakış açısı. Bu tekrar söylüyorum. Şiddet sarmalını durdurmak, güvenlik güçleriyle işçi sınıfı mahallelerinde yaşayan gençler arasındaki ilişkileri yatıştırmak için köklü değişikliklere ihtiyaç var diyor bu makalede. En yoksul kesimin yaşadığı, az önce de vurguladık, daha fazla küme düşme, hatta terk edilme duygusuna karşı mücadele artık Fransa'nın ulusal bir önceliği olmalıdır. Ateşin üzerine benzin dökmeye çalışan aşırı sağın bizi inandırmaya çalıştığı gibi Fransa aslında ırksal isyanlarla veya bir medeniyet savaşıyla mücadele etmiyor. Asıl mücadele alanımız ekonomik sorunlar ve banliyölerde yaşayanların güvenlik talepleri olmalı. Yani first things first, Amerikalıların dediği gibi ilk önce bunları halledelim, sonra bakalım. Bu bakış açısı önemli çünkü evet gerçekten de bir kısımda bir iç savaştan bahsediyor mesela. Evet. İşte sağcıların sokağa çıktığını gördük. Değişik de bir ayrışma var. İşte çocuğu öldüren polisin ailesi için bir yardım kampanyası yapılmış. 850 bin euro toplanmış ki bayağı bir tartışma fakat konusu burada şunu olmuş durumda. Çok doğru, bunları hatırlatmakta fayda var ama diğer taraftan da işin ilginç tarafı, özellikle bu cümleyi özellikle aldım ben, izleyicilerimizle paylaşayım diye. Şöyle diyor, bir medeniyet savaşı değil bu diyor. Değil diyor. Bunu yani aslında ırksal bir savaş da diyor. Sol tandanslı bir gazetede bile, tırnak içinde söylüyorum, frankofon, yani Fransa aslında bir hamidir.
Fransız medeniyeti aslında koruyucudur. Özgürlüklerin hani kaynağı işte Fransız devrimi ve arkasından gelen cumhuriyetlerle aslında biz temel hak ve özgürlüklerin yeryüzündeki mottosunu yazmış bir toplumuz diyen bir sol gazete bunu söylüyor. Yani bunun aslında bir ırk savaşı ya da mücadelesi olmadığını, Fransa'nın hep kapsayıcı, kucaklayıcı olduğunu söylüyor. Çok ilginç. Yani yine onlar yani sol bile hani liberaller bile bunun bir Fransa'nın hani yukarıdan bakan sömürgeci bir toplum olduğunu düşünmüyor. Tam tersine ekonomik sorunlar. İş ekonomi diyor. Evet. İş ekonomi. İkinci gazeteye bakalım. O hangi evet az önce Le Figaro. De Gaulle, Gaullizm'in önemli gazetesi, sağ gazete. Burada Georges Bensoussan önemli bir faslı tarihçi, çok ilginç bir adam, antropolog. Onunla röportaj yapmışlar. Başlık şu: 17 yaşındaki bir gencin ölümü bir devrimi bile tetikleyebilir. Dikkat çekiyor. Diyor ki duygularla siyaset yapılmaz, ancak şok edici bir görüntüden hiçbir şekilde gerçeğe ve adalete ön yargılı olmayan kolektif bir duyguyu uyandırabilirsiniz. Çünkü siyaset anın ve duygunun saltanatını kutsayan anlayışın tam tersini önerir. Şimdi Cumhuriyet'in yani Fransa'nın artık yöneticileri duyguları anlamak zorundadır. Ki bu sefer de bir sağ gazetenin dikkati çektiği nokta göçmenleri, sınıf sorunlarından bunalan insanları ekonomik darboğazı görmek zorundadır. Aksi halde Fransa büyük bir bunalım yaşayacaktır. Çok dikkat çekici. Ama sağ bir gazetede Georges Bensoussan kökeni faslı olan bir tarihçi antropologla konuşmuşlar. Peki ne kadar o empatiyi yapıyor hükümet ya da görebiliyor mu? Uyarıyor. Görmek zorundadır deniyor ama evet, ne kadar uyarıyor. Var mı o emareleri var mı bir şekilde? Bir bakalım. Üçüncü gazetede aslında bunun bir örneği var. Peki. Üçüncü gazetemiz Selim Nasip Tarım. Evet aslında Liberasyon da sol ve biraz daha adı üstünde liberal. Burada tabii Macron'a gönderme var. Yani çok empati kuramadığına ilişkin. Liberasyon'dan sonra Parisien'de de aynı şey. Biraz sonra vereceğiz. Yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz şey açık. Büyük olaylar bir patlamayla keskin bir şekilde başlar. Fransa'daki isyanlar sömürgecilik bakiyesi sorunların yatağında gelişmiş gibi görünüyor. Sömürgecilik sorunları yatağında. Bu doğru bir tespit diyor. Doğru. Sonra devam ediyor. Ancak güncel sorun polisin göçmenlere karşı ön yargılı yaklaşımıdır. Yani birinci bunu öne çekmiş. Önce bunu çözmeliyiz. Bunun üstesinden gelmek zorundayız. Yani Macron'a bir çağrı var. Son gazete Le Parisien'le bitirelim. Ona da bakalım. Evet, kent isyanları. Manuel Macron başından itibaren hükümete talimatını vermişti. Herhangi bir zafer sarhoşluğundan sakının. Son gece daha sessiz geçse bile polisin seferberliğini aynı seviyede tutmasını istedi Macron. İyi ama bu baskı bizi nereye götürecek? Yağmalama olayları yanlış. Fakat Cumhuriyet banliyölerinde yaşayanların talepleri de göz ardı edilemez. İsyancıların örgütsüzlüğü, bu çok ilginç, dikkat çekti. Şimdilik daha güçlü bir fırtına yönledi. Doğru. Başı bozuk bir halde. Örgütlü bir siyasal kuvvetin kılavuzluğunda Fransa çok daha zor günler yaşayabilir. Cumhuriyeti gerçekten zor günler bekliyor. Le Parisien'de ki makaleden alıntı yaptık. Sözün özü geldiğimiz nokta, Fransa'da yaşananların aslında farklı boyutları var. Ama göçmenlerin yaşadığı bölgelerde, banliyölerde ortaya çıkmış olması, ekonomik tabii arka planının olması ve sürekli ayrıştırılan, ötekileştirilen insanların artık polis şiddetiyle daha fazla karşı karşıya kalması bu isyanları tetikleyen en önemli. Empati önemli. Empati önemli. Biz Kayhan Karaca ile de konuşmuştuk. Şimdi diyor ki orada yaşayanlar mesela Cezayir asıldı ama Fransa öyle bir asimilasyon yapıyor ki sen bırak Cezayir kökenini, sen Fransızsın. Oradaki o gençler biz Cezayir asıllı Fransızız demek istiyoruz diyorlar. Bununla birlikte polis şiddeti oldu. Yine yapılan açıklamalara bakıyoruz. Oradaki gençler diyor ki yarın benim öldürülmeyeceğim. Ne malum o güvence bende yok, korkuyorum diyor. Bir şekilde o empatiyi hükümetin ya da Fransızların yapması gerek. Bununla birlikte Fransız polisi, şimdi daha önce de benzer olaylar çıkmıştı. Yine polis şiddeti. Peki bir şekilde yaptığının bedelini ödüyor mu polis? Bir faturası oluyor mu onun, siyasi faturası ya da? Şimdi siyasi belki bir fiziken tabii tutuklandı ve sorgusu devam ediyor. Muhtemelen bir tabii ceza davası açılacak, süreç başlayacak. Fakat yani polise... Ama yani bireysel değil de daha genel anlamda tabii, polis teşkilatı içerisinde. Tabii görev ve görev sorumluluğu ile ilgili belki yeniden bir yapılanmaya gidilebilir ya da mevcut yönergeler elden geçirilebilir. Fakat asıl sorun şu belki de. Başından beri konuşuyoruz. Dedin ya 2005'te oradaydım. Ben dış haberlere bakıyorum uzun yıllardır. 2015,
Doğru. Geçtiğimiz yakın dönemde sarı yelekler. Sürekli Fransa'da böyle bir tırnak içinde cadı kazanı durumu var. Sorunlar halının altına süpürülüyor. Hep öyle, doğru. Hep palyatif, geçici, yani sosyal devletten bambaşka bir yere doğru savrulmuş Fransa'da. Tamam, protesto kültürü var, protesto ediyor insanlar. Ama protestoların artık önünün alınamayacağı noktaya doğru gidiyoruz diyen bir Fransız basını var. Doğru. O yüzden empati önemli. Macron'u uyarıyorlar. Bu sefer dikkat et. Peki. Ahmet Yeşil'e de teşekkür ederim. Belki son soru olsun. Hı. Öngörünüz ne olur? Sönümlenir mi artık? Sönümlenir. Buradan? Sönümlenir. En önemli sebep Le Parisien'deki yoruma baktık ya. Hı-hı. Dedi oradaki makaleyi kaleme alan yazar. Örgütsüz. Doğru. Ama örgütlü bir hale gelince Fransa'da yeni bir cumhuriyet devrimiyle ya da kalkışmasıyla belki sokaktan başlayan ama ta yukarılara kadar yansıyan bir bambaşka fenomenle karşılaşabiliriz. Peki. Ahmet Yeşiltepe teşekkür ederim. Bilgilendirici bir sohbet oldu. Çok teşekkürler.